Evet şimdi Riemann toplamını anlatacağım sana. İntegral olan ilişkisini daha doğrusu integralin zaten tabanıdır Riemann. Riemann'dan dolayı biz bu integral formüllerini kullanabiliyoruz. Nasıl bir yaklaşımla anlatılıyor onu da göstereyim. Şimdi bir elimizde ne olacak bir fonksiyon olacak. Bu alt bölgeyi biz Riemann'la anlatacağız tamam mı? Hani bizim klasik bildiğimiz A'dan B'ye integral fx dx diyorduk ya öyle gitmeyeceğiz. Farklı bir şeyler yapacağız. Bunu ilk önce nasıl yapacağız? X ekseni üzerinde bu bölgenin başlangıç ve bitiş sınırlarını görelim. A ile B. Bu boyu bir hesaplayalım. Bu boy ne kadardır? B eksi A birimdir. Sonra burada tam tamına sonsuz tane dikdörtgen yaratmaya çalışacağım. Bunu çizmek biraz sıkıntılı olabilir. Deneyeceğim şansı. Mesela bir dikdörtgen bu. Sonra ikinci dikdörtgen şu. Böyle devam edersem yoluma. Bak bir tane kaçırdım orada. Sonsuz tane dikdörtgen çizdiğini düşün. Sonuncusu hiç olmadı. Evet şöyle gelelim. Böyle devam ettiğimi düşünelim. Hatta şurada da var değil mi yine? Şöyle bir dikdörtgenimiz de bizim burada var yine. Ee, bunların hepsinin tabanları aynı. Ve ben burayı en parçaya böleceğim. O zaman bunların bir tanesinin tabanı nasıl gösterir biliyor musun? Delta x ile ifade edilir. B eksi a bölü n ile söylenir. Yani uzunluk b eksi a'dır ve ben burayı n tane eşit parça ayırdığım zaman bir tane dikdörtgenimin tabanı ne gelir? Delta x gelir. Burada sıkıntı var mı? Yok. Şimdi ikinci olay buradaki ayırdığım parçalara isimler vermem gerekiyor. Mesela şu dikdörtgenin ilk sağ ayağı ya yani ilk dikdörtgenin sağ ayağına x1 diyeceğim. İkinci dikdörtgenin sağ ayağına x2. Böyle devam edersem sonuncu dikdörtgenimin sağ ayağına da xn demeliyim. Tamam. Bunu dedikten sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İyi seyret. Ee, x1 ya burası. Bak tam şu noktayı bak. Buradan y değerine gidersem burayı ben fx1 diye bulurum. Sonra ikinci dikdörtgenin ...sağ yandan gidiyorum tekrar. Geldim. Oradan da yine y değerine gidersem... ...bu sefer burası ne olacaktır? fx2 olacaktır. Bu şekilde son dikdörtgenimiz içinde... ...yüksekliğimiz yani şu yükseklik... ...ne elde edilecek? fxn olarak elde edilecek. Demek ki bu fonksiyondaki... ...x1, x2'leri bir düzeni sokmamız lazım. Nasıl bir mantıkla yazılabilir? Şöyle diyelim xk diyelim hani bir koyunca bir olsun, iki koyunca iki olsun gibi. Nereden başlıyoruz? Biz A'dan başlıyoruz görüyorsun. A artı K çarpı delta X diyeceğim. Bak neden? Çünkü her bir parça delta X birim değil mi? Şurası. Dikdörtlerimizin her bir delta X. Bu birinci delta X, bu ikinci delta X, bu üçüncü delta X gibi algılan. Tamam. Bunu böyle düşün. Ee, anladın değil mi? Mevzu sıkıntı oluşturmadı. Peki bu durumda mesela birinci dikdörtgenimizin alanını bir yazar mısın bana? Delta x çarpı f x1 midir? Evet. Onun hemen sağındaki ikinci dikdörtgen alanı delta x çarpı f x2 mi? Diye böyle gider. En sonuçta ne olacaktır? Delta x çarpı f x n olacak mıdır? Evet. Şimdi bunu bir düzende yazmamız gerekiyor. Bir toplam sembolü kullanacağım. K birden N e ne kadar diyorum? Evet. Delta x çarpı f x k diyor. Bak burayı tutturabilmek için. Şunların hepsini tutturabilmek için. Bak bir koydum x f x 1 oldu. 2 koydum f x 2 oldu. Tamam burası tamam. Peki bu x k da ben böyle dedim mi? Dedim. Gideceğim şimdi bu toplam sembolüne. bunu yerleştireceğim. Delta x bir kere nedir? B eksi. Boş ver onu. B, boş ver. Senin aklında kalması gereken yapı şu. Bir dakika ben şöyle bir sabitleyeyim senin. Ee, yani bu formatı asla unutma. Kullanacak bir cümle de bulamadım buraya da. Bunu unutma. Delta x f -X k diyeceğiz. Şimdi delta x yerine burayı yazacağız. Sonra f x da fonksiyon artık her neyse onu da buraya tekrar yazacağız. Çünkü fonksiyon şu an bilmediğim için böyle bırakmak zorunda kalıyorum. Şimdi bunu uygulamasını görmeden bu iş olmaz da. Devam edeceğim. Şimdi Riman alt toplamı diyor. Ben açıkçası ne yaptım? Farkında mısın? Üst toplamı oluşturdum. Yani benim dikdörtgenlerim aslında eğrinin üstüne çıktı. Bak şurada fazladan parçalar var görüyor musun? Bu Burada yaptığım çalışma bana üst toplamı buldurdu. Eğer bu boşluklar eğrinin altında kalıyorsa biz buna alt toplam diyoruz. Üst toplam ve alt toplam mantığı bu. Boşlukların üstte ise üst toplam, altta ise alt toplam diye aklında tutabiliriz. Evet. Bir de bunun sol tarafına, sol tarafına eğer limit n sonsa giderkeni eklersen bu ifadeye bizim resik olarak öğrendiğimiz a'dan b'ye fx dx değerine ulaşırız. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi n'i sonsa göndermek demek bu e, parça vardı ya b a mesafesi. Onu sonsa bölmek demek. Onu sonsa böldüğümüz zaman dikdörtgenlerimizin tabanlarının kalınlıklarını bir hayal et daha da küçülecektir. Orada daha küçüldüğü için şu boşluklar da daha küçülecek. Küçülecek, küçülecek, küçülecek. Artık bu sıfıra yakın bir değer olacağı için bu dikdörtgenin tabanı bu yüksek buradaki kalan boşlukta sıfıra çok çok yakın olacaktır ve artık bize gerçekten buradaki alanı verecektir. Evet geçiyorum. Burada ben çekileyim. Anlattığım şeyler üzerinden geçilmiş. Ya yani benim anlattığım şeyler burada tekrar yazılmış. Evet geçelim bunları. Şimdi burada bir uygulama var. Bu uygulamayı beraber yapalım istiyorum. E, fonksiyonumuz bir kere fx eşittir x artı 1. Bunu Riemann'dan bulalım tamam mı? Şu alanı bulmaya çalışıyoruz. Aslında şekil burada tamamen çizilmemiş ama ben kabaca çizeyim. Şöyle bir şey var elimizde. Bu y eşittir x artı 1. Sonra nereden nereye? 0'dan 3'e kadar mı diyor? Evet. Şurası 3'tür diyelim. Şu diyor bölgenin alanını bana nereden bulun diyor? Riemann'dan bulun diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani sınavda sana Riemann'dan bulun demeyecek. Rimanla elde ettiğimiz ifade aşağıdakilerden hangisidir diyecek. O anlamda sen bunu hemen böyle şudur diyemeyeceksin. Ene bağlı ifadelerle karşılaşacaksın tamam mı? O, o yüzden öğretiyoruz zaten. Şimdi ben burayı kullanmak istiyorum. Bir kere 0 ile 3 aralığındayım. Delta x'im 3 eksi 0. Bunu sonsa böleceğim. Daha sonra ene böleceğim. N dedim. Bu 1. Sonra xk'yi e, xk'yı oluşturacağız. xk 0 artı niye 0? 0 başlangıç noktası. 0 artı k çarpı delta x'ti. E, burası aslında direkt k çarpı delta x'tir. Delta x de 3 bölü n yukarıdan görüyorsun. Evet. Buradan da ne elde ettik biz şimdi? xk'yı yakaladık. xk buymuş. Şu bir paket diyelim. O, şu da aslında neye eşit? 3 bölü n. Bunu da bir paket diyelim. Birazdan toplam sembol içerisine yerleştireceğiz. Tamam mı? Sonra şunu hiç unutma demiştim hatırlarsın. K 1'den n'e kadar gideceğim. Delta x çarpı f ne diyecektik? x k diyecektik. Yerine yazalım. Şimdi delta x burada ne görünüyor? 3 bölü m. Sonra şimdi f x x artı 1 olduğu için burası ne elde edilir? x k artı 1 elde edilir burası. Ve ben devam edeyim. K 1'den n'e kadar 3 bölü n, xk yerine bunu yazacağım. 3k bölü n artı 1 yazdım. Evet, durum bu. Ee, şimdi, biz o alanı bulacağımız için limiti, limit de n'i nereye göndermeliyiz? sonsa göndermeliyiz ki bu dikdörtgenlerimizin tabanları küçülsün, şu artan maddeler sıfıra doğru yaklaşıp gerçek alana ulaşsın şu 3 bölü n bir sabit sayıdır. Çünkü buradaki toplam sembolümüz k'ya bağlıdır. Bunu dışarı direkt atabilirsin. Onu şu limit yazayım onu. n Sonsa giderken 3 bölü dışarı attık. Burada ne var şimdi? k 1'den nereye kadar? n'e kadar. Bir bakıyorum şöyle. 3k bölü n var. Evet. Bir de artı k 1'den n'e kadar sadece 1 var. Burayı bir hesaplayacağız şimdi. Limit en sonsuza giderken 3 bölü n duruyor. Şimdi parantez içerisine geliyoruz. Şimdi sen k'nın yerine 1'den n'e kadar sayılar verdiği zaman orası n çarpı n artı 1 bölü 2 olur. Bir de paydamızda ne var? n var. O dursun. Ve 1'den n'e kadar yani şöyle düşün. 1, 1, 1, 1, 1. N tane 1 yazdım. Ne gelir o toplam? en gelir. Oldu mu? Ee, buradan şu bakıyorum. N'ler birbirini götürdü. İçeride kalan ifade şu oluyor. En sonsa giderken biraz sıkıntılı gibi geldi değil mi? 3 bölü M. Şuradan 3N artı ne gördüm? 3N artı 3 bölü 2 şuraya geldi. 2N ve paydamızda da ne var? Bölü 2'miz var. Sığamadım oraya. O yüzden şuraya geçmek zorundayım. Sonuç olarak şunu yakaladık yani biz. Limit. En sonsuza giderken. 3 bölü n. Ve yukarıda da kaç var? 5 n artı 3 bölü 2 var. Böyle durumlarda biz hani yukarının derecesi aşağıdan aynı olduğu zaman kat sayıları oranı diyoruz. Bak burada dağıttığımızda. 15n artı 9 geliyor değil mi? 15 artı 9'daki n'in katsayısı 15'tir. Aşağıda da 2n'in katsayısı 2'dir. Yani o bölgenin alanı nerede elde ediliyormuş? 15 bölü 2 birim kare olarak elde ediliyormuş. Aynen böyle. Sıkıntılı bir durum açık konuşayım. Ee, görüyorsun ne yapmış burada? Değere ulaşmış. Benim yaptığım şeyler yapıldı. Ben şimdi yine de bir tane örnek seninle çalışmak istiyorum. Basit bir şey seçeyim. Mesela y eşittir neyi seçsek? x'i seçsek. fx eşittir x'i seçelim. Bir tane daha çalışma yapalım ki olay bir pekişsin. fx eşittir x fonksiyonu aldım. Aralığında sıfırla ile 1 arasında olsun. Buradan diye geleyim. Burası 1. Ve şu alt bölgenin alanını Riemann'dan bulalım. Tamam mı? Bir kere ilk keşfedeceğimiz şey delta x'ti. Delta x dediğimiz şey 1 eksi 0 bölü n'den dolayı 1 bölü n'dir. Bu ilki. Sonra x k elde edeceğiz. x k nereden başlıyorum? Sıfırdan geliyorum. 0 artı k çarpı delta x'ti. Bunu güzelleştirelim şimdi. 0'ı boş ver. k çarpı delta x de 1 bölü n. Tamam x k da budur. Sonra geliyoruz toplam sembolü. k 1'den nereye kadar gideceğiz? N e ne kadar gideceğiz? Delta x çarpı f x K diyoruz. Tabi bunun önüne de limit ne atmalıyım? N sonuçta giderken demeliyim. Peki çalıştıralım şimdi. K birden n'e kadar xk dediğimiz bir bölen. Onu şuradan yazıyorum görüyorsun. f x, K dediğimizde zaten fonksiyon f x, x olduğu için x Yalnız Yansıda şurası direkt x K eşit. x da bu olduğu için ben buraya K bölü n diyebilirim. Limitimiz en sonunda giderkeni unutmayalım. Ee, şimdi toplam sembolü k'ya bağlı olduğu için şu alttaki yazana bağlıdır her zaman. Bu n'ler sabittir. Bunu dışarı atacağız. Orada nasıl geçecek? 1 bölü n kare diye geçecek. Ve ne kaldı? Sadece n kare k 1'den n'e kadar k kaldı. Şimdi şurası nedir? Bak 1 yazdım 1, 2 yazdım 2, 3 yazdım 3, 1, 2, 3, 4, 5 diye ene kadar toplam. O halde şu ifade şurası nedir? 1'den ene kadar sayılan toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 midir? Evet budur. Son ayaktayız artık. Limit en sonsa giderken ne oluyor? Yukarıda dikkat et n kare artı n bölü 2 var ya bir de bölü 2 n kare oluyor. E, Sonsa giderken ne demiştim ben? Dereceleri aynı olanların katsayıları sayıları limit. Bu limit konusunda biliyorsun zaten. O halde ne geliyor? 1 bölü 2 geliyor. Gerçekten bu alan 1 bölü 2 birim kare miymiş? Bak. Kasten zaten ben böyle hesaplanabilir bir e, şekil aldım. Burası bir birim. Y eşittir. fx eşittir x'den dolayı burası da bir birim. Yüksekliği bir bir. 1. Bu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den nedir? 1 bölü 2 birim kareymiş gerçekten bunu biz ama nasıl bulduk? Riemann'la bulduk. Çok farklı şeyler bunlar. Evet, bir bakalım ne var. Şimdi standart sorular ve çözümlerin bölümüne gireceğim. Bura biraz sıkıntılı olmuş olabilir. Tekrar seyretmeni kesinlikle tavsiye ediyorum. Bak, eee kendini kapatarak geçiyoruz. Mesela yeşil için çalışabilirsin. O XK, f(x), Dert x ve f(x+k) kavramları tam aklında oturtur, tamam Şimdi buna geçeceğiz. Bir beş dakika verin. <laughs>